Esselamu aleyküm sayın takipçilerim. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, mağfireti hepinizin üzerinde olsun inşallah. Sayın takipçilerim, bugün sizlere yine biliyorsunuz kışın ortasındayız ve herkes hasta. Rabbim herkese, bütün hastalara şifa versin. O yüzden daha çok şifalı tariflere ağırlık veriyorum. Onun için sizlere yine de güzel bir, inşallah şifalı bir tarif vereceğim. Buyurun hep beraber yapma aşamasına geçelim. Rabbi yesir ve etasir Rabbi temel. İlk önce ben bunları güzelce önce yıkadım. İki tane diyeyim onu. Üzerine şöyle bir yemek kaşığı karbonat ve üzerine geçecek kadar su ilave ediyorum. Ve biraz 5 dakika bekleteceğim. Şimdi bunları 5 dakika beklettim. Şimdi güzelce yıkayacağım böyle. Karbonatlı suyla. Çünkü kabuklarla kullanacağız. Evet, kabuklarıyla. Ben bunları önce güzelce tabii ki yıkadım. Böyle hiçbir şey kalıntı kalmadı üzerinde. Şimdi bunları durulayıp geri döneceğim. Şimdi sayın takipçilerim, şöyle limonlarımızı güzelce yıkadık ve bu şekilde şu buralar çok acı oluyor. Buraları koymayacağım. Şu bölümlerini şöyle. Şimdi biliyorsunuz bugünlerde gerçekten kimi duysam hastayım diyor. Kimi duysam hastayım. Bir de öksürük başlıyor. Öksürük hiç geçmiyor. Yani iyileşse bile öksürük geçmiyor. Öksürük krizi oluyormuş. Ve bu şimdi yapacağım kür astıma, bronşite, öksürüğe solunum yollarını açıyor. Nezle girip evet. Bütün iltihabı gideriyor. Bütün bunlara yardımcı oluyor. Özellikle öksürük krizinde çok faydası var. Mutlaka yapmanızı önemli rica ediyorum. Şöyle ince kesiyorum. Özellikle ince ince kesiyorum ben bunları. Bir de ikinci kanalımızdan çoğu takipçimizin haberi yok. Hataylı'nın günlükleri köy hayatı. Oradan bizi takip edebilirsiniz. Dün bir konu hakkında konuştuk takipçilerimizle yorumlarda. Sizce siyah çay yıkanır mı? Evet. Yıkanmalı mı, yıkanmamalı şimdi mı? Şimdi sayın takipçilerim, ben çayı yıkayıp da demledikten sonra yıkayıp demliğe koyuyorum. Su kaynadıktan sonra çayı yıkayıp demliğe koyup üzerine suyu ekliyorum. Evet, sıcak su. Ama ben size soruyorum. Sizce çay bu şekilde mi demlenmeli, yoksa önce suyu, kaynar suyu önce demliğe koyup sonra mı çayı yıkayıp da koymalıyız, yoksa yıkamadan mı koymalıyız? Siz nasıl demliyorsanız mutlaka bana bilgilendirirseniz gerçekten çok sevinirim. Çünkü biz çayı çok seviyoruz. Biz çay tiryakisiyiz diyebilirim ben size. Onun için benim için çay çok önemli. Bana bilgilendirirseniz dediğim gibi çok çok sevinirim. Bir de bir takipçimiz, ben Rizeliyim demiş. Kesinlikle çay yıkanmaz demiş. Mesela evet, ben o yüzden merak ettim. Evet, yıkanır mı yıkanmaz. Ama bana göre çay yıkanmalı. Hani önce sıcak suydan önce mi ya da o sonra, o tabii tartışılır. Ben soğuk suyla ilk Ama başta yıkıyorum. Bana göre çay yıkanmalı. Bana göre çay yıkanmalı ama bilmiyorum. Belki siz daha iyi bilirsiniz. Bir de çay, ben önce çayı koyuyorum sonra suyu. Ama en mantıklısı bana göre kaynar suyu demliğe konur. Ondan sonra çay yıkanır, üzerine konur. Siz nasıl diyorsunuz bilmiyorum. Belki siz daha iyi bilirsiniz. Bana bilgilendirirseniz dediğim gibi çok iyi olur. Şimdi burada çekirdeklerini çıkartıyorum ben. İçine koymuyorum çekirdeklerini. Şöyle. Şimdi buraya tenceremize kestiğim, ince ince kestiğim limonları tencereme alıyorum böyle. Bu şekilde. Bu gerçekten çok önemli. Evet, şimdi bir tane yıkadığım tarçını ilave ediyorum içerisine. Yine ceviz büyüklüğünde, bak gözüme sıçradı, yanmaya başladı biliyor musun? Acımsı ya bu. Biraz. Ama zencefil inanılmaz bir şifa. Bu gerçekten altın değerinde. Önceden şey, gözümüze limon damlatırdık, hani hatırlıyor musun? Evet, limon tabii ki limon gözü netleştiriyor, temizliyor yani limon. Çok kötü ama ondan evet, sonrası ama için bence çok güzel. Güzel oluyor, evet. Mesela şey, bazıları gözlerine çay banyosu yaptırıyorlar mesela. Limon da, bir damla limon, bilmiyorum ne kadar doğru.
Ama biz yapıyorduk önceden. Şimdi tabii ki şimdi Çok deprem oldu. çok oldu, yapmıyoruz. Yani depremden dolayı ne yapıyoruz? Hiçbir şey yapamıyoruz. Ben kendimi aynada bile göremiyorum. Aynamız bile yok. Kendimizi bile göremiyoruz. Maalesef. Şimdi bir tane ceviz büyüklüğünde zencefil. Bunu da dediğim gibi ben de tabii benim takipçim beni uyarmış. Ben de takipçilerime uyarıyorum. Kesinlikle zencefili bu şekilde ya kaşıkla ya da bıçakla bu şekilde Sadece sıyırırsa kokoreç çıktı. kesinlikle hiçbir şey ziyan olmuyor. Ve biliyorsunuz zencefil gerçekten çok pahalı. Onun için bu ile yaparsak daha iyi olur. Beni başkasına uyardığını ben gerçekten çok sevinirim. Çok mutlu olurum. Ne kadar çok bilsem yine de yanındakine. Yanındaki bilmezse yine de ben Hep danışıyorum. bana sorar annem. Evet. Annesi Hani sor diyorum ki anne sen daha iyi biliyorsun. evet, benim Ama rahmetli yine de annem de soruyor. benim yanıma geldiği zaman mutlaka yanında mutfakta oturuyor. Ben soruyorum, anne diyorum nasıl yapmışım, nasıl yapayım? Diyor ki sen biliyorsun, niye bana soruyorsun? Bu benim huyum. Ne Evet. kadar bilsem yanındakine mutlaka sorarım. Yani Güzel bir şey bence. evet, benim huyum bu yani. Ya bana yapacak bir şey yok. Şimdi bunun üzerine ne yapıyorum? Şimdi ben bir şey daha yapacağım. Bir tane soğanım var, orta boy soğan. Şöyle kesiyorum, buradan da kesiyorum. Şöyle. Şu kabuğunu alıyorum. Bunu kabuğu biliyorsunuz ben daha önce paylaşmıştım belki de videomda. Bu soğan Evet, saç kabukları için değil mi? kesinlikle bunu suyunu Gerçekten kaynatıp çok işe yarıyor çayını ama. yapıp ve banyo yaptıktan sonra son durulama suyunda bundan durulayın. İlk seferde bile. Evet %50 bile azalıyor dökülmesi. Dökülmesi azalıyor gerçekten. Kesinlikle öyle. Ama mor soğanla ben yapıyorduk yani. Evet bu da aslında bilmiyorum. Biz mor soğandan yapıyorduk ama bence hiç fark etmiyor. Soğan olsun da. Şimdi soğanımı güzelce yıkadım. Ben bu şekilde soydum ve ortadan bölüyorum böyle. Bu şekilde. Ve burada karanfillerim var. Bu şekilde soğanı içine batırıyorum. Tencereme böyle 1 litre su ilave ettik. Her bir taneye 7 tane karanfil koydum. Soğanımızı da ilave ediyoruz ve ocağımıza alıyoruz. Kaynamaya başladıktan sonra 10 dakika kaynatacağım. Görüşürüz inşallah. Sayın tarifçilerim, yine de ben diğer ikinci tarifime geçtim. Bugün size 2 tane tarif vereceğim. Burada bir yemek kaşığı karbonat koydum. İçerisine limonlarımı atıyorum. Ve biraz bekletiyorum. Limonlarımızı 2-3 dakika beklettik. Karbonatı suyun içine. Bu şekilde yıkıyoruz. Şimdi bunları yıkadık. Ben önce yıkamıştım, sonra buraya ekledim. Şimdi bunları böyle alıyorum. Şunu ben durulayacağım, geri döneceğim. Ayrı. Bunları bu şekilde önce buralarını alıyorum. Şöyle. Şimdi bunları ince ince doğrayacağım. Bu şekilde. Üçüncü limonumuzu bu şekilde kestim ve bunun suyunu sıkacağım. Bu sene öyle ama bu sene limonlar o kadar bol suylu ki bak bir şey kalmıyor maşallah. Hocam su çıkmaz mı? Evet bu da organik limon bunlar doğal bak limonlar. Burada bir adet kavanozum var. Bunu bu şekilde limonlarımı kestiğim ince ince kestiğim limonları bu şekilde yerleştiriyorum. Kavanozumuza. Ve ne koyuyorum? Bir çay kaşığı toz zencefil. Bir çay kaşığı. Şöyle. Ve üzerine bir yemek kaşığı bal. Bizim balımız gerçek bal. Donmuş. Benim bildiğim gerçek bal donar. Çünkü bizim küçüklüğümüzde bizim balımız vardı o zaman. Arı kovanımız vardı. Ve hiç yem konmazdı. Yine de donardı yani. Şimdi tekrar Limon suyu.
Şimdi limon soyunumuzdan ısıttığımız yarısını bu şekilde ilave ediyorum. Tekrar limonlarımızı eklemeye devam ediyorum kavanozumuza. Bu şekilde. Tekrar bir çay kaşığı daha zencefil tozu, bir de bir yemek kaşığı bal ekleyeceğim bu şekilde. Ve üzerine kalan yarım limon suyumu ilave ediyorum. Tam kavanozum tam ağzına kadar geldi bak. Bu şekilde. Şimdi sayın takipçiler bunu şöyle bir çalkalayalım. Bu şekilde. Karanlık ve serin bir yerde bir gece beklemesi gerekiyor. Takipçiler benim bu tenceremin depremde kapağını bulamadım. Maalesef ben böyle bir kapak kullandım. Bu şekilde. Şimdi çayımız tam 10 dakika oldu. Kaynıyor. Şimdi altını kapatıyorum. Demlenmeye alıyorum. 5 dakika demlendireceğim. Tam 5 dakika çayımız demlendi. Kürümüz. Şimdi bunu ne yapıyoruz? Bunu süzeceğiz. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi sayın tapçılarım, ben bunun faydalarını zaten söyledim. Evet, Söyledim yine mi? Açıklama kısmına Evet. Ve yoruma sabitleyeceğim. Evet. Şimdi bunu ben bardağıma ilave ediyorum. Bu şekilde. Bunu ne kadar içiyoruz anne? Bunu akşamları yemekten sonra, yemekten bir saat sonra bunu içebilirsiniz. Günde bir bardak yeter ama 3 günden fazla içmeyin. 3 gün için zaten bu 3 gün yeter, 3 gün yetiyor. 3 gün sonra tekrar 7 gün bekleyin. Ondan sonra tekrar bu kürü yapabilirsiniz. İnanılmaz bir şifası var. İçerisine benim çayım yani kürüm ılıdı. Ondan sonra balık koyuyorum bu şekilde. Bir çay kaşığı dolusu. Şöyle karıştırıyorum. Şimdi ben size karşınızda bir yudum alıyorum. Hakkınızı helal edin. Gerçekten çok güzel. Soğan kokusu oluyor mu anne? Kesinlikle soğan kokusu yok. O limon ona baskı yapmış. Çoğu limon suyu ve inanılmaz lezzetli olmuş. Mutlaka bunu yapın. Ve şifayı bulun inşallah. Evet, bir de soğan konusunda hiç Evet. endişeniz olmasın, hiç kokusu kalmıyor. Kesinlikle tadı bile yok. Soğan Aynen. tadı bile yok içinde. Şimdi ben ne yapıyorum? Dünkü yani bu bir gece bekleyen benim daha beklemedi yani çok beklemedi ama yine de bu diyelim akşamdan Bekledi sabaha diyelim. kadar beklettik. Alıyorum. Şöyle iki parça yeter. Fincanımı alıyorum ve suyundan şöyle. Bunu sabah kahvaltıdan şöyle yarım saat ya da bir saat sonra. Bu sabah akşam içebilirsiniz. Tok karnına Evet, mı? tok karnına içebilirsiniz. Kaynamış ama biraz ilk sıcaklığa gittikten sonra suyumuzu ilave ediyoruz bu şekilde. Ve bunu Tabii şu an bu bir gün beklemediği için rengi açık. evet Normalde bu daha tabii koyu ki oluyor. beklerse daha da ama yine de evet yine de güzel oldu bak. Bak inanılmaz güzel oldu. Şunu yine de ben sizin için mantarla da bakacağım. Bismillahirrahmanirrahim. Ayırt edemiyorum hangisini içeyim. Birini Arzu birini ben içeceğim şimdi. Mutlaka sayın tarifçiler bu tarifleri deneyin. Gerçekten bunlar basite alınacak tarifler değil. Siz de biliyorsunuz herkes hasta. Ve herkes öksürüyor. Biz bu doğal tarifleri mutlaka yapıp yoksa antibiyotikler bizi mahvediyor, vücudumuzu mahvediyor. İyileştireyim de bir taraftan iyileştireyim derken diğer tarafı harap ediyor. Onun için lütfen antibiyotikleri fazla içmeyelim. Mecbur kalmadığımız sürece antibiyotik içmeyelim. Benim bunu söylemeden geçemeyeceğim. Benim oğlum küçükken hastalandı. Yani ne grip gibi. Hastaneye gidiyoruz, doktora gidiyoruz. Bize antibiyotik veriyor. Antibiyotiği veriyoruz çocuğa. Çocuk tekrar ateşleniyor. Tekrar götürüyoruz.
Tekrar başka ilaç veriyor. Bu sefer doktor özel hastanelere götürdük. Orada yine ilaç verdiler bize. Yine ne verecekler? Antibiyotik. Çocuğa içirdim. Ve gerçekten çocuk daha tekrar, daha çok şiddetli. 40'tan aşağıya düşmüyor ateş. Ondan sonra tekrar bu sefer gittik. Bu sefer başka bir hastaneye bizi sevk etti, mektup yazdı. Ya artık çaresi yok. Halbuki çocukta bir şey yok. Sonra ben kafama dank etti. Eve geldim, dedim ki bütün bu ilaçları içirmeyeceğim. Ya ondan sonra ilaç vermedim, çocuk kendiliğinden iyileşti. Lütfen çocuklarımıza antibiyotik vermemeye çalışalım. Lütfen. Çocukları mahvediyoruz. Çünkü ben bunu yaşadığım için, onun için sizlerle paylaştım. Sayın takipçiler, beni buraya kadar izlediyseniz bana abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve videolarımdan haberdar olabilmek için bildirim ziline basmayı unutmayın. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Allah hepinize razı olsun. Herkese, bütün hastalara acil şifalar diliyorum. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Sizleri seviyorum. Yarınki videomda görüşürüz.